Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir doğa videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda kamp matlarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ben buraya birkaç tane kamp matı getirdim. Kendi matlarımdan birkaç tanesini getirdim. Teker teker bu konuya detaylıca değinmeye çalışacağız. İlk başta mat nedir onu ifade etmek lazım. Kamp yaparken yerle bizim temasımızı kesen üzerine yattığımız kamp ekipmanlarına mat denir. Burada hatta bir tane örnek göstereyim ben. Bu mat kılıfını hatırlarsanız yukarıda linkini göreceksiniz. Bu da bizim yaptığımız projelerden bir tanesiydi. İzlemeyen arkadaşlar onu da seyredip kendi mat kılıflarını kendileri yapabilirler. Burada iki tane mat var iç içe. Görebiliyor musunuz? Kalın bir sünger. Mat dediğimiz ekipman bu. Kamp matlarını birbirinden ayıran birçok faktör var arkadaşlar. Hangi mat daha iyidir sorusuna bir cevap yok. Çünkü kamp matları kullanım şekline, kamp şekline göre tercih edeceğiniz ekipmanlardır. %99'unun malzemesi birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Kalınlıkları değişir, ebatları değişir, tipleri değişir. Burada gördüğünüz gibi sünger matlar var. Bu termal bir sünger mat. Bu standart bir sünger mat. Burada otomatik kendi kendine şişen mat görüyorsunuz. Keza bu da öyle. Bunların sadece boyutları birbirinden farklı. %99'unun yapısı ve kullanım amacı birbiriyle aynıdır. Sadece kamp yapacağınız duruma göre uygun matı tercih etmek durumundasınız. Bir de bu matların haricinde şişme maddeniden başka bir mat var. Onu da kendi ağzınızla şişiriyorsunuz. Yukarıda gene örnek resmini gösteriyorum ben size. Kullanım alanı en geniş olan ve en konforlu matlar kendi kendine şişen matlar. Bir yatak rahatlığında olabiliyor. Ancak şişme matların da şöyle bir handikapı var. Kendi kendine şişen matların burada olduğu gibi ya da kendimiz ağzımızla veya bir pompa yardımıyla şişirdiğimiz matların şöyle bir çıkmazı var. Matı koyduğunuz yerde diken, cam, sert bir cisim varsa çivi, tel gibi matı delip patlatabiliyor. Tabii bu matlar yamanarak onarılabiliyor ama kamptayken kimse matının patlamasını tercih etmez. Şimdi ben burada kendi kendine şişen matlarımdan bir tanesini göstermek istiyorum size. Bunu burada açalım. Bu kendi kendine şişmeye başlasın. Şişmeye başladı. Birazdan açılarak ideal boyuta gelecek ve kapatıp kullanmaya başlayabileceğimiz hale gelecek bu. Bir mat alırken hangi matı tercih edeceğiniz konusuna değinecek olursak, bu hangi mevsimde kamp yaptığınıza, nerede, hangi yükseklikte, hangi doğa şartlarında kamp yaptığınıza göre değişir. Eğer çok soğuk kış döneminde kamp yapacaksanız kalın matları tercih etmeniz gerekir. Burada gördüğünüz gibi bu matları aşağı yukarı 10 mm sünger olanlar. Bu da 20 mm kalınlığında. Sünger matlarda kış döneminde çetin kış şartlarında kamp yapacaksanız 15 mm 20 mm kalınlığında matları tercih edeceksiniz. Ya da şişme mat olursa o zaman kalınlık çok önemli değil. Veya sürekli düzenli kamp yapıyorsanız yılda 10 defa, 15 defa kampa gidiyorsanız ve her gittiğiniz kamp 3-4 günden oluşuyorsa o zaman tercih etmeniz gereken mat çeşidi otomatik şişen veya direkt pompa yardımıyla şişen matlardan olmalı. Çünkü bunlar şişip kapattığınız zaman gerçekten bir yatak kadar rahat matlar oluyor. Bu matlar o kadar rahat değil. Sünger matlar o kadar rahat değil. Ama yılda 2 defa, 3 defa kampa gidiyorsanız veya sürekli kamplarınızı deniz kenarında, kumsalda yapıyorsanız sünger mat işinizi fazlasıyla görecektir. Daha fazla yatırım yapmanıza gerek yok. Sünger matlar için konuşacaksak eğer piyasada çeşitli fiyat aralıklarında sünger matlar bulunabiliyor. Bunlar 20 liradan başlıyor. 150-200 liraya kadar gidiyor. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizinle paylaşmak istiyorum.
bahar ve yaz aylarında kamp yapıyorsanız, hatta çok soğuk geçmeyen kış aylarında kamp yapıyorsanız, mat için, sünger mat için 20 liradan 25 liradan fazla para ayırmanıza gerek yok. Az önce de belirttiğim gibi %99'u aynı malzemeden üretiliyor. Yalnız tercih etmeniz gereken mat, burada gördüğünüz gibi kendi termal koruması olan mat olması lazım. Bu aynı zamanda sizin nemden, rutubetten de koruyor. Burada görmüş olduğunuz mat ise halk arasında pilates matı diye geçiyor. Ancak bu da basit bir kamp matıdır. Nispeten daha incedir. 7 milim kalınlığında bu. Yaz kamplarında hafif olması açısından ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şişme mat, otomatik şişen matları gelince de veya şişme matları gelince de burada yine 70 liradan 80 liradan fazla para ayırmanıza gerek yok. İnternette araştırdığınız zaman otomatik şişme mat veya şişme mat yarattırdığınız zaman kıyamet gibi mat çeşidi görüyorsunuz. Onlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi 70 lira 80 lira sınırında kalırsanız sizin çıkarınız olacaktır. Çünkü daha pahalıları daha iyi korumuyor. Hepsi aynı işi yapıyor. Görece olarak otomatik şişen matlar bütün mat çeşitlerinden daha ağır matlar. Genelde yürüyerek kamp yapmaya giden insanların çok fazla tercih etmediği matlar oluyor arkadaşlar. Ancak bazı şeylerden feragat edip sünger mat yerine şişme mat almak uzun vadede daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle 10 gün 15 gün süren kamplarda bu tip matlar üzerinde yatmak inanın çok rahatsız edici olabiliyor. Çünkü uzun yürüyüşler yapıyorsunuz. 5-6 saat yürüdükten sonra konfor istiyorsunuz. Bu tip matlarda da bu konforu yakalayamadığınız için geceliğin rahat bir uyku çekemiyorsunuz. Bu da maalesef insanı fazlasıyla demotive ediyor. Beni soracak olursanız, ben genelde kamp yapmayı bisikletimle gittiğim için yanıma küçük otomatik şişen matımı ve bu kırmızı matı alıyorum. En alta kırmızı matı, üstüne küçük matımı seriyorum. Onun üzerinde ben yatıyorum. Bu 2 mat ekstra konfor sağladığı gibi zemindeki delici ve kesici maddelerin şişme matımı delmesini, patlatmasını engellemiş oluyorum. Dolayısıyla sizin de böyle bir alternatifiniz varsa çift mat kullanabilirsiniz. Kimi arkadaşlar sünger mattan vazgeçemiyorlar. Sürekli sünger mat kullanıyorlar. Daha kalın olanlarını kullanıyorlar veya daha ince olanlarını kullanıyorlar. Kimileri şişme mat kullanıyor. Bu tamamen dediğim gibi tercihe göre değişir. Birinin avantajı diğerinin dezavantajı olabiliyor. Burada kullanımınıza göre tercih edeceksiniz. Şimdilik kamp matları konusunda söyleyeceğim fazla bir şey kalmadı. Aklınıza takılan bir soru olursa yine her zamanki gibi aşağıdan yorum yapın arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmezseniz de neden beğenmediğinizi bir zahmet yazarsanız yorumlar bölümünde en azından bir dahaki videolarımda bunu düzeltmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.